Hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Allah için bazı hayvanlar o kadar önemliler ki bunlardan arı, örümcek, karınca gibi surelere başlık oluyor. İnsana göre bir tık geride olmasına rağmen birçok konuda pir ve ustad sayılırlar. Arıdan bal, koyundan süt yapmasını öğrenen insan birçok şeyi de karıncalardan öğrenir. Karıncalar semavi dinlerde 1400 yıl önce göklerden Kur'an'a düşmüşlerdir. Her hayvan bir ümmettir. Karıncalar ise en kalabalık olanlarıdır. En sosyal varlıklardır. Mübarek, samimi, dürüst, mütevazi, çalışkan, emekçi ve paylaşımcıdırlar. Ben yerine biz duygusunu öne çıkarırlar. Karıncalar, kraliçe asker, işçi gibi sınıflara ayrılsalar da ast-üst ilişkisi olmadan yaşarlar. Zeka ve sağduyu ile hareket ederler. Karıncalar biyolojik açıdan incelendiğinde harika hayvanlardırlar. Aşırı zekiler uyum içinde çalışırlar ve gruplarında her birinin belirli görevleri vardır. Ancak karıncalar evinizi bastığında gözünüze pek de sevimli görünmeyebilirler. Karıncalardan biri mutfağınızdaki ilgilendiği yiyeceği fark ettiğinde diğerleri de ona katılır ve mutfağınızı karınca sürüsünün basması an meselesidir. Karıncalar doğaları gereği düz duvara tırmanabildiğinden mutfağınızdaki hazineyi keşfettiklerinde onları hiçbir şey durduramaz. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup oradan mutfağa sızarlar. Bir kötü yanı da karıncaların ısırması. Her ne kadar karıncadan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlünüz el vermeyecektir. Bu nedenle sizlere harika birkaç çözüm sunuyoruz. Karıncalardan onlara zarar vermeden kurtulabileceğiniz doğal yöntemler. Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böcekler ile karşılaştırıldıklarında 5 kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün. Yarım çay kaşığı toz tarçın veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün. Karıncaları artık o yoldan gelmeyeceğini göreceksiniz. Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak. Başka bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek. Neredeyse herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz. Bir diğer doğal yöntemimiz ise Arnavut biberi. Arnavut biberini de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin. Soğuduktan sonra bu suyun karıncaların sık geçtiği yerleri azar azar dökün. Etkisini göreceksiniz. Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için kullanıldığından bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz. Eğer evinizin belli bir köşesini karıncalar istila etmişse, mesela bahçenizin girişi, bunu su yardımıyla çözebilirsiniz. Hortumla suyu fışkırtmadan karıncalara su dökün. Merak etmeyin, karıncalar suya temas etmeleri halinde ölmeyeceklerdir. Sadece onları püskürtmüş olacaksınız. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, videolarımıza yorum yapıp beğeni butonuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın ve bizimle kalın.